İyi akşamlar 06'ya hoş geldiniz. Bu hafta 06'da dokunulmazlıkları konuşacaktık. Aslında önce öyle belirlemiştik ama sonradan AKP'deki başbakanlık krizi ortaya çıkınca iki konuyu birden işlemeye karar verdik. Konuklarım HDP milletvekili, Bitlis milletvekili Mizgin Irgat, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve Cumhuriyet Gazetesi parlamento muhabiri Emine Kaplan, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsterseniz önce AKP'deki bu krizle başlayalım. Aslında kriz mi denebilir? Emine sana sorayım. Darbe diyenler var. Başbakan yurt dışındayken AKP içindeki, MKYK içindeki yetkileri elinden alınıyor. Kendisi Türkiye'ye gelince de böyle bir şeyle karşılaşıyor. Bir anda ortalık karışıyor aslında. %49 nokta küsürle başbakan olan bir başbakan ya da seçilen bir başbakan bypass ediliyor, gönderiliyor. 22 Mayıs'ta aday da olmayacak. Evet. Başbakan niye gönderildi? Erdoğan'a direnç mi gösterdi? Hani yap dediği ne vardı da yapmadı da böyle bir operasyon oldu? Şimdi aslında olayın biraz belki başlangıcına kadar gitmek gerekiyor. Cumhurbaşkanı seçildikten sonra Tayyip Erdoğan, işte o zaman işte anketler yapılmıştı, genel başkan kim olsun şeklinde ve ortaya iki isim çıkmıştı, Ahmet Davutoğlu ve Binali Yıldırım. Hı hı. Ahmet Davutoğlu'nu tercih etti başbakan. Belki hani daha kolay, daha uyumlu bir yolculuk, hani birlikte bir yolculuk yapabileceklerini düşünüyorlardı. Şimdi aslında karakter olarak ikisi de hem hırslı hem siyaseten hani zaten Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın biliniyor kamuoyundaki şeyleri, tavrı, söylemleri, beni istediği hani baştan beri 2002'den beri. Şimdi burada tabii zaman zaman çatışmalar yaşandı. İlk çatışmaları belki kamuoyuna çok yansımadı. Hani küçük küçük parçalar halinde işte neydi, dış politikada bir Cumhurbaşkanı bir işte açıklama yapıyorsa başbakan biraz daha işte onu yumuşatarak yapıyordu. Son döneme gelinceye kadar işte MİT Müsteşarı'nın milletvekili adaylığından tutun, işte Merkez Bankası ile ilgili faiz indirimi konusundaki aralarında yaşanan çatışma. Dört bakanla ilgili aslında önemli bir krizdi. Çünkü bizim edindiğimiz, kulislerden edindiğimiz izlenim ki ben hani uzun yıllardan beri de AKP'ye bakıyorum. Aslında başbakan Divan'a gitmelerini istiyordu. Evet. Kulislere yansıyan bir bilgilere göre. Nitekim öyle açıklama yapmıştı, hemen uyaralınca değişti. Tabii yani orada hani işte hani meclisin kararı diyordu. Hani işte zaten hani meclisin kararıdır, bunun dışında bir açıklama yapması çok mümkün değil. Zaten hani gruplar bu konuda karar alamadığı için partilerinde ve gruplarında. O yüzden hani işte suçsuzdurlar veya suçludurlar gibi bir kanaat belirtmesi zaten mümkün değildi anayasa ve yasa gereği. Gerçi hani belirtiyorlar, o ayrı konu, o tartışılabilir ama orada son ana kadar aslında hatta bakanlardan işte biz aklanmak istiyoruz, Yüce Divan'a hani gönderin bizi demelerini beklediği o dönem kulislere yansımıştı. Ama ne olduysa daha sonra Cumhurbaşkanı belki olayın Yüce Divan'a gitmesi durumunda kendine dönebileceğini, belki o olasılığı düşünerek meclisten aklanma yönünde karar çıkardı. Yani çok açık bir müdahaleydi bu. Başka konular da var tabii, sadece bunlar değil. Bunlar aslında birike birike bugüne kadar gelmişti. Dokunulmazlıklarda da. Dokunulmazlıklar, anayasa, başkanlık sistemi. Başkanlık sisteminde hani Cumhurbaşkanı sürekli başkanlık sistemi diyordu ama hani Başbakan Ahmet Davutoğlu o kadar vurgulu bir şekilde tamam başkanlık sistemi olmalıdır, işte parlamenter sisteme göre daha iyi bir sistemdir dedi. Seçim bildirgesine koydu, 1 Kasım ve 7 Haziran seçimlerinden önce açıklanan seçim bildirgelerine koydu ama çok çok vurgulu bir tavırla söylemiyordu. Bir kere ilk başlarda hani küçük küçük olan ayrışmalar bence son döneme gelindiğinde artık epeyce bir şey, hani
açık hale gelmeye başladı. Hani başbakan aramızda milim fark yok diyordu ama o dönem AKP kulislerinde de evet milim fark yok ama kilometrelerce fark oluştu artık şeklinde espriler de yapılıyordu. Bugüne kadar geldi ve son il başkanları, teşkilat başkanlarının işte atanması ve görevden alınması konusuna gelinceye kadar aslında çok çok şey birikmişti ve bence Cumhurbaşkanı hem başkanlıktaki ısrarı konusunda, çünkü başkanlıkta o kadar ısrar ediyor ki başbakan daha yavaştan alıyordu süreci. Hatırlarsanız işte demlenmeye hani bırakmak lazım biraz dedi. Anayasa Komisyonu, genel merkezde bir anayasa komisyonu oluşturuldu. Hem akademisyenlerden hem parti yöneticilerinden hem de partinin hukukçu milletvekillerinden. Ama hani sürekli böyle her gün toplanan bir komisyon olmadı. Belki başbakan 4 kere falan başkanlık yapmıştır komisyonu. Alt komisyonlar çalışıyordu ama orada sürekli böyle hani bir zamana yayma politikası izledi. Dokunulmazlıklar da aynı şekilde. Dokunulmazlıklarla ilgili Cumhurbaşkanı belki bir 6-7 ay önce ilk gündeme getirmişti dokunulmazlıkların kaldırılmasını HDP'li milletvekilleriyle ilgili. Bugüne kadar geldi süreç ama hiç adım atmadı Başbakan Davutoğlu. Yani bugüne kadar getirdi süreci. Aslında Anayasa Karma Komisyonu'nda hani öncelikli olarak dosyaların ele alınması bekleniyordu. Hatta biz komisyon ne zaman toplanacak şeklinde soruyorduk hem komisyon başkanına hem de komisyon başkan vekiline. Birden daha sonra işte bu bütün meclisteki hakkında fezleke bulunan tüm dokunulmaz dosyalarının kaldırılması şeklinde bir formüle döndü olay. Burada da aslında yine bence Davutoğlu'nun da belki bir etkisi var. Hani tek başına biz HDP'lerin dokunulmazlıklarını kaldırma gibi bir noktada olmayalım. Hani bunu genişletelim ve hani hem kendilerine dönük olarak işte kendilerine dokunmuyorlar. Sadece işte belli bir partinin milletvekillerine dokunuyorlar gibi bir kamuoyunda algı oluşmaması için böyle bir formül seçilmişti. Ama o da aslında o da olmadı. İstediği gibi olmadı belki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın. Ve bu noktaya kadar geldi. Aslında bu yetkilerin alınması bardağı taşıran belki son damla demek lazım belki. Çünkü öncesinden de zaten pek çok konuda yani şeffaflık yasasından tutun da o kadar çok hani işte tutuklu yargılanmalar konusunda Can Dündar ve işte Erdem Gül'le ilgili hani suçluysa tabii ki tutuklanacaklar. Akademisyenlerle ilgili aynı şekilde ama Başbakan Davutoğlu hep daha yumuşak bir söylem. Hani tutuksuz yargılanma hani savunan açıklamalar yaptı. Ve bugün bu sürece kadar geldi. Cumhurbaşkanı'nın bence burada başkanlık sisteminin bir an önce artık yaşama geçirilmesini istiyor. Anayasa değişikliğinin paketinin getirilmesini istiyor meclise. Ama baktı ki hani sürekli bir hani engelleme ve yavaştan alma gibi bir pozisyon yaratılıyor. Bence bu nedenle de artık hani sürdürülebilir olmaktan çıktı. Cumhurbaşkanlığıyla başbakan arasındaki ilişki diyelim ve böyle bir bypass yapıldı. Yani bu aslında ilk baştan beri aslında görünen ama bu zamana kadar gelen bir, hatta en son milletvekilleri toplantıda şöyle bir ifade kullanıyor aslında Cumhurbaşkanı. Tabii perde arkası bilgi, bu resmi açıklama yapılmadı ama hani zaten yürümeyecekti, şimdi olması daha iyi oldu şeklinde bir açıklama. Yani hemen Mizgin Hanım'a döneceğim ama burada sanki Davutoğlu aday olmayacağım çekilmiş gibi gösteriliyor ya da öyle açıklama yapıldı galiba biraz hani gönderildi dememek için, ama açıkçası Cumhurbaşkanı gönderiyor değil mi? Tabii zaten şöyle hani Başbakan Davutoğlu kendisi çekilmiş gözüküyor. Hani aday olmayacak ama partiyi kongreye kadar işte sağ salim. Ama elini kolunu bağlayınca. Sonuçta elini kolunu bağlıyorsunuz. Aslında zaten açıklamasında da hani çok açık. Bu benim tercihim değil dedi. Hani seçmenlere seslenirken bu benim tercihim değil, bir zaruriyet dedi. Yani aslında orada çekilmek zorunda kaldığını aslında çok açık bir şekilde, hani Cumhurbaşkanı'nın ismini ya da MKK üyelerinin ismini vermeden çok açık bir şekilde aslında o mesajı vermiş oldu. Aslında hani zorunda kaldı. Yani başarısız bir başbakan değilim mesajları vardı o açıklamasında da, son açıklamalarında. O şekilde bir bypass, birebir bir bypass oldu yani başbakanın. Peki yine AKP'ye ve muhtemelen 22 Mayıs'tan sonra neler olacağını konuşacağız ama şimdi Cumhurbaşkanlığı
böyle öfkelendiren ya da bu tür tepkiler vermeye zorlayan da biraz HDP oldu galiba. Biraz değil aslında öyle. Başkan yapmayınca. Başkan yaptırmayacağız. Başkan yapmayınca bütün hayallerini suya düşürdünüz. Evet. O da bir an önce dokunulmazlıkları kaldırın dedi. Bunun için mi sadece HDP'yi hedef alıyor Cumhurbaşkanı, ne dersiniz? Evet. Ya aslında başkanlığa giden yolları tıkayan nedenleri konuşmak gerekiyor. Yani Cumhurbaşkanı bu konuda bir hedefi var. Yani başkanlık sistemine ilişkin. Çok net. Yani buna doğru giden yolda da tüm engelleri bir bir kaldırarak tasfiye etmeye çalışıyor. Davutoğlu'nun da 23 milyon oy almış, başbakan olmuş bir kişinin 4 Mayıs'ta bir anda devre dışı bırakılması, dokunulmazlıklarımızın kaldırılması ve tamamen hukuka aykırı bir şekilde, kendi anayasanın iş ve iş tüzüğe aykırı bir şekilde yapılmasının arkasında duran şey, başbakanlığa giden yoldaki tüm engelleri kaldırmak, başkanlığa giden. Yani bu noktada tabii ki HDP'nin muhalefeti gerçekten hani seçim kampanyasından başlayarak, yani biraz 7 Haziran öncesine giderek belki bunu konuşmak gerekir. Tabii yani bununla çok ilgili, yani o günden bugüne aslında Erdoğan'ın konuşmalarına baktığımızda sırasıyla Davutoğlu'ndan kopuş noktalarını da çok net görebiliriz. Yani o noktada kendisi seni başkan yaptırmayacağızdan sonra kendi içlerindeki iç çatışmaları özünde bugüne kadar meselenin uzamasına, yani bugüne sarkmasını biraz Davutoğlu'ndan yana, yani sanık olarak aslında taraf olarak Davutoğlu'nu ve ekibini, yani zaten son toplantıda da Davutoğlu serzenişte bulunarak, yani ben arkadaşlarıma kırgınım aslında grup toplantısında, yani hepsinin imza atmasıyla birlikte, yani kendisinin bir anda yetkisizlendirilmesiyle biraz terörle mücadele kanununun çıkartılması, özellikle vize muafiyetleri noktasında kriz noktasından bir tanesi de o oldu. Çünkü bir takım yasalar çıkartıldı biliyorsunuz, bir dizi. İşte kolluk gözetimi yasasıdır, işte kişisel verilerin ilgiliydi. Yani bir takım, bir silsile yapıldı. Hani vize muafiyetiyle ilgili o başlıkları yapması gerekiyordu. Terörle mücadele konusunda da bazı adımları atması gerekiyordu. O noktada aslında tam kriz yani çıktı. Yani terörle mücadele yasasının AB'ye uyumlu hale getirilmesi. Tabii. O konuda Erdoğan'ın çok ciddi bir şey oldu, tepkisi oldu. Çünkü o noktada bazı terörle mücadele yasasının yumuşatılması anlamına gelecekti aslında. Aslında çünkü orada çok özür diliyorum. Şimdi Cumhurbaşkanı terör tanımı yeniden yapılmalı ve ceza kanununa eklenmelidir. Hani daha ağırlaştırarak. Daha ağır hale getirmeye çalışıyor aslında. Derken işte AB vize muafiyeti çerçevesinde aslında Avrupa Birliği de onun yumuşatılmasını istiyor. Ya hatta yani ya çünkü Türkiye'deki TCK terörle mücadele kanunu anayasaya aslında aykırı hükümler içeriyor. AHİM içtihatlarına, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne birebir zıt maddeler var. Yani bu noktada Türkiye'nin yani ihlal noktasında, temel hak ve hürriyetler noktasında ikinci sırada olmasının böyle bir nedeni var. Yani sonuçta cezaların, yani giden dosyaların birçoğu terörle mücadele yasasıyla ilgili. Onun ihlaliyle, işte adil yargılanmayla ilgili, tutuklamayla ilgili vesaire. Ya bu noktada o yasa zaten kesinlikle değişmesi gereken bir yasa. Ama Erdoğan tam da onu ağırlaştırmaya çalışıyor. Yani dokunulmazlık. Bu bile yetmiyor. Bu bile yetmiyor. Yani bu işin, yani vatandaşlıktan çıkmaktan bahsetti hatırlarsanız. Tabii. Yani vatandaşlık kavramından tutun da ekonomiye kadar, yaşamın bütün alanına kadar yeni bir mana, yeni bir yorum getirmeye çalışıyor. Dolayısıyla da evet, HDP başkanlık yolunda en büyük engeli teşkil ediyordu. Hala da öyle. Yani şu anda HDP'nin politikaları, HDP'nin söylemleri aslında
meclisteki çalışmaları, söylemleri ya bu noktada onun hayal ettiği, aslında çok kolayca gitmek istediği başkanlık sistemine engel teşkil ediyor. Dolayısıyla da bir an önce dokunulmazlıkları kaldırarak gerekirse referandumu da tartıştılar. Bugün o da hani aslında tartışılıyor. Onu çok düşünmüyorlardı referanduma gitme noktasında ama bugün onu da artık düşünüyorlar gibi. Yani olmazsa yani 360 ile 367 arasında kalırsa referanduma gitme olasılığı da artık şu anda tartışılıyor. Ama bu dokunulmazlıklar meselesinde yani sıkışmış durumdalar. Yani gerçekten yani şu anda Davutoğlu'nun hani ayrılması bu noktada yine bir küskünler ekibinin oluşması. Yani evet dışarıda bunu bir çatışma yokmuş gibi göstermeye çalışıyorlar ama hani Davutoğlu bunu açık açık söyledi. Yani ben isteyerek gitmedim. Yani aslında mesaj veriyor kendi kitlesine, kendi seçmenine. Grup başkan vekilliklerinden tutun da bütün yönetim kabine değişecek. Tabii. Hani dolayısıyla da en baştan başlayarak hani AKP'nin kurucularından başlayarak bugüne kadar gelen sayısız insanın dışında kaldığı ve şu anda da Davutoğlu ekibiyle birlikte aslında AKP'de çok ciddi bir çözülme yaşanıyor şu anda. Ciddi bir kan kaybı yaşanıyor. Ciddi kafa karışıklığı var. Yani bu noktada dokunulmazlıklarla birlikte mecliste CHP'nin açıklamaları, bizim açıklamalarımız, meclis ortamında yaşanan şiddet ortamı. Yani şu anda AKP çok ciddi anlamda sıkışmış durumda. Yani önümüzdeki günlerde biz bunu tartışmaya devam edeceğiz. Tabii bu süreçte dokunulmazlıklarla ilgili zaten geleceğiz muhtemelen o tartışmaya. Onu geleceğiz ama evet. Mesela Emine uzun yıllardır AKP'yi izleyen bir gazetecisin. Bu çatlak büyür mü? Şimdi bir baktığında bu ekiple birlikte küskünler ekibi sanki Erdoğan çevresindekinden daha çok hale geldi sayısal açıdan. Ne olur? Şimdi ondan önce şöyle de bir ekleme yapmak gerekiyor. Belki terörle mücadele yasası ile ilgili Mizgin Hanım anlatırken Cumhurbaşkanı da ağırlaştırılmasını istiyor. Hani daha sert bir terörle mücadele yasası gelmesini istiyor. Aslında geriye baktığınız zaman bir dönem işte bu AB uyum yasaları çıkarırken Tayyip Erdoğan kendi başbakanlığı döneminde aslında terörle mücadele yasasını AB'ye uygun şekilde hale getirmişti. Hani şu anki hali bile çok hani ağır ama hani 12 Eylül döneminde çıkarılan terörle mücadele yasasını 2004 ya da 2005'te hatırlamıyorum 2005'ti, şimdi. 2005'ti ben de onu hatırladım. 2005'te hani cebir ve şiddet gibi bir kriter getirmişlerdi ki hani o dönem hani yine de hani çok çok iyi değil ama daha da hani biraz daha kurtaran hani daha yumuşak bir terörle mücadele yasası şeklinde o zaman yorumlar yapılmıştı. Şimdi ama yalnız öyle bir öyle polisin bir, vur emri evet, de o dönemde iç güvenlik paketi tabii iç güvenlik onu, paketi onu evet ama zaten hani şu anda terörle mücadele yasasının infaz sistemine bile baktığınızda tabii, ayrımcı tabii. maddeleri var. Yani dediğim gibi yani başlı başına problemli bir yasa. Zaten problemli. Yani onu revize etseler bile aslında normale dönmeyecek bir yasa. Çünkü hani infazın sürelerine baktığınızda o gün mecliste de dile getirdim ben. Yani normal suçları işleyen vatandaşlara oranla infaz şekli işte adli denetimidir, şartlı salıverilme yasasıdır. Yani bütün bunlardan faydalanma noktalarında ciddi ayrımcı yasalar var. Yani bu noktada ne kadar yumuşatılırsa yumuşatılsın çok problemli. Tabii tabii problemli. Ben aslında orada çelişkiye dikkat çekmek istedim. Yani hani kendi bir nebze olsun diyelim hani AB gerekçesiyle değiştirdiği yasayı şimdi eskisinden daha da bir kötü bir daha ağır bir hale getirmek ama istiyor aslında. Ama o zaman bu derece güçlü değildi. Tabii tabii. Onun, yani, onun etkisi tabii, büyük tabii ki. AB'ye ihtiyacı vardı şimdi yok diye meydan okuyor. Aynen öyle. Burada şey dokunulmazlıkla ilgili de belki bir parantez açmak gerekiyor. Mizgin Hanım'ın konuşmalarına ek olarak. Şimdi referandum konusunda Davutoğlu hani bypass edilmeden önce AKP'de hani 360, 330 ile 367 arasında kabul edilirse referanduma
gidecek misiniz, hani Cumhurbaşkanı götürür mü diye sorduğumuz zaman birçok parti yöneticisi, ki Davutoğlu anladığım kadarıyla böyle düşünüyordu, yani referandumu çok istemiyordu ve parti yöneticileri, yani referanduma hani onu değerlendiririz ama hani böyle bir dönemde referanduma götürmek çok doğru olmayabilir şeklinde konuşuyorlardı, ama şimdi durum tersine dönmüş durumda ve şimdi yani... Ama hala çelişkileri var. Çünkü sokağa çıkma yasaklarının olduğu bölgelerde seçim güvenliği çok ciddi. Yani şu anda oradaki seçmenin nasıl tepki vereceği, yani o günden bugüne çok şey değişti. Yani orada yüzlerce insan hayatını kaybetti, öldürüldü, katledildi, insanlar yakıldı Bodrumlarda. Cenazeler meselesi. Peki oralarda şimdi ama bütün bunlar, şimdi sandık daha zor kurulacak. Bu AKP'nin işine gelmez mi? Yani hayır. Yani sonuç itibariyle kestiremiyorlar ama. Yani seçim riskini de göze alamıyorlar. Yani evet, bütün bu yaşananlardan sonra hani bir seçimi, bir referandumu da yani ciddi bir şey. Çünkü başkanlığa giden seçim için de bu bir veri olacak onlar için. Evet, tabii. Yani o açıdan riskli bir şey aslında onlar adına. Yani onlar kendi, yani şöyle söylemleri, hani kendilerini yaptırdığı kamu anketlerinde dokunulmazlarla ilgili hani bir referandum yapılırsa kabul edileceğini varsayıyorlar, düşünüyorlar biraz. Belki ondan kaynaklı bir hani, eğer ya da stratejik bir adım da olabilir. Hani ya da kararlı görünmeye çalışıyorlar. Ya da o şekilde de olabilir. Ama bir Avrasya Koordinasyon Araştırma Şirketi'nin anketi de özellikle başkanlık ya da bu dokunulmazlıklarla ilgili bir referandum ya da seçimde AKP'nin istediği sonucu almayacağını. Başkanlıkla ilgili henüz istedikleri orana ulaşabilmiş değiller. Evet. Zaten hani biraz yeni anayasa değişiklik paketi, yani bir yeni anayasa taslağı hazırlayalım, bunu önce meclise sunmadan önce kamuoyuna açıklayalım demelerindeki aslında asıl bence amaçları, meclise sunuluncaya kadar Türkiye genelinde bir seferberlik başlatmak. İşte oturumlar, paneller, konferanslar, hani illerde işte başbakanın ve cumhurbaşkanının ya da sivil toplum örgütlerinin katılacağı geniş kapsamlı bir çalışmayla toplumdaki o şeyi biraz daha yükseltmek, oranı biraz daha yükseltmek ve tabii algı yaratmak. Ama ona giderken de yüksek yargı, yani tasarılarla, hani şu bir dizi yasalardan bahsettik. Bunların hepsi aslında merkezi güçlendiren yasalardı. Yani Adalet Bakanlığı çok güçlendirildi mesela. Yani bu komisyonların başına getirildi. İşte kolluk HSYK'nın durumudur. İşte bütün bunlar şu anda da mesela yüksek yargı organları mensuplarına kadar uzandı. Tasarıya göre bütün bunları değiştirip emeklilik sürelerini de değiştirerek olası ileriki süreçte mahkumiyetlerin yaşanmaması adına istedikleri hakim ve savcıları tehlikeli, yani çok önemli buldukları pozisyonlara getirmeyi de hazırlıyorlar. Yani bunu yaparken bir taraftan onun altyapısını da döşüyor AKP. Yani sisteme doğru giderken bunu tek başına yapmıyor. Sadece algıyı yaratmıyor. Yani bunun yasasını hazırlıyor. Dolayısıyla atamaların yapılacağı çok önemli pozisyonları, çok önemli yerleri istediği şekilde kurumsallaştırarak sonuçta oy çokluğuyla meclisten geçirip bunun da yolunu, yöntemini bu şekilde bulmaya çalışıyorlar. Yani şu an bu müdahale onunla alakalı bir şey. Yani Yargıtay ve Danıştay onların en sıkıntılı olduğu alandı. Sıra Anayasa Mahkemesi'ne gelecek. Oradaki bütün üyelikler değiştirilecek ve dolayısıyla da aleyhe karar çıkmaması adına yargıda gereken tüm müdahaleler şu anda hazırlanıyor. Yani tasarı olarak gelecek önümüzdeki günlerde büyük bir ihtimalle. Bunlar tüm bunlarla ilgilidir. Yani sonuçta çok önemli. Biraz tabii adım adım her alanla ilgili bir şey yapıyorlar. Peki, stratejik olarak. Şimdi bir küskünlük olur mu diye sormuştun, arada kaynadı. Şimdi daha önceki yıllarda hani 14 yıl oldu. Ben hani gazetecilik, yani bu dönemi izlerken çok şeyler yazdık. Hani işte AKP'de çatlak, işte acaba ayrışıyorlar mı? Ben de çok yazdım o konuda. Sen de yazmışsındır. Umut'la da yazdık onu. Ve hani hep de hani işte AKP'de çatlak hani başlıkları yapılırken hani aradan 14 sene geçti ve hani arkadaşlarla, gazeteci arkadaşlarla konuşurken, sohbet ederken yani şey, hani hep çatlak çatlak yazdık, yani çıtlama bile olmadı şeklinde kendi aramızda öyle espriler yaparız. Şimdi bu noktada farklı bir hani pozisyona girer mi Ahmet Davutoğlu? Ben hani çok zannetmiyorum, çünkü şundan dolayı,
Hani bu partiden, hani bu partide Tayyip Erdoğan iki kişiyle hani yola çıkmıştı. İşte dört kişiydiler dört hatta. Kişi. İşte Abdülhatif Şener, Abdullah Gül ve Bülent Arınç. Abdülhatif Şener oldu, parti kurdu. Şimdi siyaset dışında kaldı. Hani herhangi bir siyasi geleceği olmadı diyelim. Abdullah Gül işte Cumhurbaşkanı seçildi. Hani kardeşim diye anons etti. Cumhurbaşkanı seçildi. Daha sonra onu... Yani ben lütfettiğimde oldu tabii, diye tabii. Öyle. Saf dışı bıraktı. Şimdi Abdullah Gül siyaset dışında. Arınç. Bülent Arınç aynı şekilde 3 dönem kuralı değişmesine rağmen hani aday olmadı ama aday da yapılabilirdi, yapılmadı. Nitekim hani 3 dönem kuralına rağmen, hani aday olmamasına rağmen, adaylık başvurusunda bulunmamasına rağmen pek çok ismi aday yaptılar. İşte Ali Babacan'dan tutun, işte Taner Yıldız gibi isimler milletvekili yapıldı. Bu noktadan sonra işte hani Ahmet Davutoğlu'nun ben hani parti içinde bir muhalefet hareketi başlatacağını düşünmüyorum. Çünkü Tayyip Erdoğan gibi bir liderleri var parti açısından ve onu destekleyen büyük bir taban ve büyük bir grup var. Hani sadece Tayyip Erdoğan'dan evet. Dolayı. Çünkü mesela hani biraz önce Müzin Hanım işte %49,5 hani oy alan, sen de demiştin hani başbakan bypass edildi ama Cumhurbaşkanı o oyu Ahmet Davutoğlu'nun aldığını düşünmüyor ki. Yani kendine verildiğini düşündüğü için. Orada hani ben bundan sonraki süreçte Ahmet Davutoğlu değil tek başına hani parti içinde onun seçtirdiği, onun listelere aldırdığı milletvekilleri var. Hani bu hatta kulislerde işte 50-60 kadar Ahmet Davutoğlu'nun yanında olan milletvekili var diye hep hani konuşulur. Hı hı. Ama hani bu aşamadan sonra genelde biliyorsunuz hani siyasette hep güçlüden yana tavır alınır. Hani o milletvekilleri yine aynı şekilde onunla beraber mi olurlar? Hani veya onun işte başlatacağı ki sanmıyorum ben hani bir hareket olurlar mı ama bunu aslında biz belki de eğer 16'sında ve 18'inde ilk ve ikinci turu yapılacak olan anayasa oylamasında eğer tarihte ve takvimde bir değişiklik olmazsa belki ilk şeyini orada görebiliriz AKP açısından. Gerçi hani MHP destekliyor, CHP'de ne kadar destek gelir onu bilmiyorum ama AKP'de eğer Ahmet Davutoğlu'nun bu şekilde bypass edilmesinden rahatsız olan en azından ona yakın milletvekilleri varsa hani parti içinde ki var. O fire sayısından ki var. Fire sayısından aslında belki o gözlemlenebilir. Gerçi gizli oylama hani kimin ne oy verdiğini bilemiyorsunuz ama o matematiksel hesaplamalar yapılırken evet. Hani kimden ne kadar oy gelmiştir, ne kadar oy gelmemiştir hesabı yaparken biraz AKP içinde de fire olup olmadığında biraz aslında saptama olanağımız olur. Ama ben hani Abdullah Gül bile hani parti açısından çok daha hani büyük bir şeydir. Parti tabanında sevilen bir isimdir. Hani o bile hani bir hareket başlatmadı. Ben Ahmet Davutoğlu'nda hani çok başlatacağını düşünmüyorum. Ama tabii siyaset bu. Hani 2 kere 2 4 eder matematikte ama siyasette öyle bir kural yok. O yüzden hani ilerleyen dönemde ne olur tabii ama ciddi bir kan kaybıdır. Yani sonuçta evet Davutoğlu'yla yani ayrılık noktaları doğru. MİT müsteşarından başlayıp evet. TÜSİAD başkanına kadar yani bugüne kadar gelen 4-5 ana başlıkta anlaşmadılar. Yani zıttılar aslında bu noktada. Yani bugün hatta bir gazetede okudum eşi bu sokağa çıkma yasaklarının olduğu yerlere ilişkin bir üzüntüsünü falan filan dile getirmiş. Hani bunun çok burada tartışma gereği duymuyorum ama yani sonuçta bir mağduriyet görüntüsü vermeye çalışılıyor. Evet zayıf bir yani kendisi daha zayıf profilli bir başbakan hayal ediyor. Yani sonuçta Emeç hani çok güçlü değil ama yani demek çok güçlü ki, değildi. Yani çok biz daha, yani bizim yani. Genel başkanımız dile getirdi aslında Selahattin Demirtaş evet. Bunu birçok yerden önceki grup toplantısında yani kendisine çağrıda bulunduğunu. Yani bu noktada daha dik durması gerektiğini aslında. Yani pozisyonu gereği uyarılarda bulunmuştu. Yani bu noktada yani tüm zayıflıklarına rağmen ben ciddi bir bölünmenin AKP'de ciddi bir parçalanmanın olduğunu düşünüyorum. O zaman yani dokunulmazlık teklifi geçmez mi? Yani şimdi ciddi fireler olacağını düşünüyoruz. Yani bizler ama işte bu fire evet. Onu engelleyecek düzeyde olur mu?
Yani umarız olur. Sonuçta aslında AKP'nin içindeki yani vicdanlı olan milletvekilleri, yani bu noktada aslında AKP'nin ilk çıkış noktasında duran vekiller de var. Yani biz bunu biliyoruz. Her ne kadar mecliste bunu göremesek de, yani sonuçta parmak hesabıyla çağrılıp gelip oylamaya katılıp daha sonrasında dışarı çıkan bir AKP ekibi var karşımızda. 14 yani, yıldır böyle merak ettim. 14 etmiyor. Yani sonuçta hani muhalefetin ne dediğinin, haklı olup olmadığının tartışılmadığı yani bir grup var. Sonuçta o düşünmeyen, taşınmayan, çok sorgulamayan, biatçı bir ekip var. Öyle görünüyor ama kendi içerisinde ciddi çelişkileri olan aslında. Yani çıkış noktasından bugüne çözümden yana da aslında yüreğiyle elinin farklı olduğu milletvekillerinin olduğunu biliyoruz. Yani bu noktada sonuçta anayasa gereği biliyorsunuz grup yani kararı alınamıyor. Gizli oylamada, gizli oylamada fira verilecek. Yüreği. Evet. Yani çünkü kesinlikle yani bu noktada yapılan şeyin anayasaya aykırılığı, yani dokunulmazlık meselesinin tamamen HDP üzerinden kurgulandı. Yani onun ruhuna, lafzına bile baktığınızda gerekçesi anayasa o kadar açık gerekçesi ki. Net. Yani terörle mücadele yürütülürken işte sözüyle yani burada bir takım vekillerin işte buna taraf olduğu, dolayısıyla da taraf belirterek, sınırlarını çizerek, yani soyut ve genel olması gereken bir anayasa maddesi somut bir yasa maddesi gibi çıkarılmış aslında. Yani çıkış gerekçesi. O açıdan da anayasaya aykırı tabii zaten. Ki, tabii ki aykırı. Yani orada siz soyut ve genel bir madde koymak durumundasınız ama orada adres göstererek yani tamamen ve bir süreliğine. Yani sonuç itibariyle oradaki geçici maddenin lafzını bile yani okuduğunuzda maddenin hem yazılışı hem ruhu her açıdan anayasaya aykırılık teşkil ediyor ve bunu herkes zaten kabul ediyor. Yani buradaki bu tartışmanın sebebi HDP milletvekilleridir. Dolayısıyla da HDP milletvekilleri üzerine ve bizim dokunulmazlıklarımız üzerine kurulmuş bir plan, peki, bir proje. Meclisteki Anayasa Komisyonu'ndaki evet. O tekmeli, yumruklu hatta insanlar bile uçtu, şey yaptı. O kavganın nedeni bu mu? Bu şekilde hazırlanması mı? Yani şimdi ben Anayasa Komisyonu'ndaydım evet. Her iki kavgada da. Yıllardır, belki 20 yıldır meclisi, parlamentoyu izleyen bir muhabir olarak böyle bir şeyi evet. Hiç görmemiştim açıkçası. Yani çok, hani çok kavgalar yaşandı genelde. Çok yaşandı. Milletvekilinin öldüğü bile oldu kalp evet. Krizinden ama yani bu şekilde bu şiddet. Bu kadar şiddetlisini ben de değil mi? Ya bu biraz önceki günle ilgili bir şey. Yani biliyorsunuz Anayasa Komisyonu toplantısından bir gün önce milletvekilimiz Ferhat Encü'nün konuşmasında 200 kişiye yakın bir AKP grubu Ferhat Encü nezdinde grubumuza saldırdı. Yani dolayısıyla da tansiyon sanırım zaten sizinkiler 5-6 kişiymiş galiba. Biz 5-6 biz 6-7 arkadaştık. Yani bu noktada Ferhat Encü'ye doğru gelinen aslında bir bütünel gruba doğru yönelen bir şiddet ortamı ve bunun biraz planlı olduğunu düşünüyorum ben kendi adıma. Yani o gece orada 200 kişinin bulunması, yani Ferhat Encü'nün konuşmasının biz kat be kat daha radikallerini aynen. Yaptık yani. Ertesi gün aynı komisyonda ben aynı konuşmayı yaptım daha net bir şekilde. Yani sonuçta kolluk gözetim komisyonu ile ilgiliydi tasarı ve kolluğun yaptığı suçlarla ilgiliydi yaptığı konuşma. Kendisi Roboski'li bir ailenin çocuğu, 34 yakınını kaybetmiş. Yani kolluğun bu ülkede suçları, sayfası sonuçta aşikar bir durum. Yani bu noktada her şey çok net ve çok normal bir cümleyle dile getirdi aslında. Ama o gece her nedense yani bizim belki de bu da aslında daha önce görülmemiş bir şeydi. Hani grubumuzun evet. İçine kadar gelinen noktada bir saldırı düzenlendi. Bir linç girişiminde bulunuldu aslında. Fakat sağduyulu yaklaşıldı. Yani bir şekilde sonuçta ertesi güne bunun duygusuyla yani sonuçta bu tansiyonla girildi. Ama ertesi gün de yine hazırlıklı gelen AKP grubuydu. Sonuçta Anayasa Komisyonu üyeleri değildi. Yani orada bulunanların birçoğu tamamen hazırlanmış dışarıdan o gün orada hazır olacak şekilde grubumuza böylesi bir saldırı planlandı. Bu teklifin kabul edildiği günkü şeyde AKP'ler 60 kişi falandı galiba değil mi? Daha fazla.
İlk gün danışmanlarla beraber HDP milletvekilleri de vardı. Tabii, ağırlıktaydı. AKP de komisyon üyesi dışında da çok fazla milletvekili vardı. Çok kalabalık gelmişlerdi. Polis vardı girişte. Yani İlk defa kendimi karakolda hissettim. Yani polis içeride, basın ve polis zorla çıkartıldı, biliyorsunuz. Yani sıkış tıkış bir toplantı. Yani siz de gördünüz, küçücük bir toplantı salonu. Yani sonuçta biz bunu önerdik. Yani burada bizim Anayasa Komisyonu üyesi arkadaşlar. Yani salona dair itirazlarını dile getirdiler. Daha büyük bir salonda, daha normal bir ortamda görüşülmesi gerektiği noktasında. Ama bu konuda ısrarcı oldu AKP Orada Komisyon Başkanı. Orada Cumhurbaşkanı talimat gelmişti bence. Yani, ve o gün çıkarmak istiyorlardı. Yani kısa zamanda çıkarmak istiyorlardı. O yüzden hani... Aceleleri vardı. Evet, aceleleri vardı. Öyle. Yani Emine, sonuçta... bu parlamento tarihinde bu da görülmemişti dediğin neydi? Şimdi normalde komisyon toplantılarında zaten hani komisyon salonuna bakanın koruması dahi olsa polis giremiyor. Ama mesela komisyon toplantılarında koridor için bir tane hani meclis polisi her zaman olur. Hani koridorlarda görevli, katlarda görevli polisler olur. Ama ben ilk defa bir komisyon toplantısının kapısında, yani salonun kapısında 20-30 taneye kadar polis vardı. Bir koridor oluşturmuşlardı ve yaka kartı sorularak salona alınıyordu. Hani milletvekilleri dahil danışman mısınız, değil misiniz? Danışmanlar için liste tutulmuştu. Hani o bir danışmana izin veriliyordu komisyon üyeleri için. O listeye bakılarak alınıyordu. Yani ben yani kaç sene oldu? 99'dan beri meclis muhabirliği yapıyorum. İlk defa hani bu kadar çok polis yoğunluğu ve kapıda bir barikat oluşturmuşlardı ve koridor vardı. Oradan hani giriyordunuz ve herkese kartınızı göstererek. Ama ilk toplantı da hatta içeriden polis gazetecileri çıkarmaya. Tabii çıkardılar zaten. Kameramanlar biraz son günkü şey bana göre yine o çıkan kavgada bir gün daha önceki iki gün önceki toplantıda HDP'li milletvekilleri tarafından, yani HDP'li milletvekileri daha şeydi, benim gördüğüm etkindi. Etkindi diyeyim. Yani çünkü AKP'li 3 tane milletvekili yaralandı. Bir de sanıyorum HDP'den Erdal Bey hafif bir şey vardı, yaralanmıştı. Dudağı patlamıştı. Bunun hırsıyla son günkü o işte 2 Mayıs'taki toplantıya AKP'liler çok hazırlıklı gelmişlerdi. Çünkü ben genel kuruldaki kavgalarda en çok hani kavgaların ortasında yer alan, hani tekme yumruklarıyla tanınmış olan milletvekilleri ön plandaydı. Bakanın arkasında, bakanın koruması içeri giremediği için hani olası bir kavgada hani bakana dönük bir şey hazır olmaması için arkasında 15-20 tane milletvekili vardı ve hepsi sporcu. Bir tanesi kickboxçuydu. Evet. Bir tanesi güreşçiydi mesela görebildiğim kadarıyla. Yine aynı şekilde komisyon başkanının arkasında vardı. Ve kadın milletvekillerinin ilk günkü kavgada kadın milletvekilleri çok arada kalmıştı. Hani hem orada AKP'li kadın milletvekilleri. AKP'li kadın milletvekilleri arada kalmıştı. İkinci toplantıya gelmediler yanımıza. Geldiler, sabah oturumuna geldiler. Bir iki tanesi vardı, ben gördüm. Ama öğleden sonraki oturumda zaten öğrendiğim kadarıyla kadın milletvekillerini siz gidin dediler. Yani bir hani olay çıkacak. Demek ki çağırıyorlardı. Filanca kişi neredesin? Yani bir pozisyon almışlardı. Tabii. Zaten nöbetleşe sistemi vardı. Kalıyorlardı. Yani. Ya bu bir plan hazırlıktı. Yani mesaj veriyorlar. Aslında ya sürekli AKP meclis üzerinden, sokaktan, her yerden mesaj veriyor topluma. Yani burada mesaj verilecek bir yerdi. Sonuçta çok ciddi bir konu konuşuluyordu. Dokunulmazlık meselesi, hukuka aykırılığı çok net olan bir durum. HDP vekillerini hedefleyen bir görüşmeydi, hukuka aykırıydı. Komisyonun kuruluşu dahi hukuka aykırıydı. Sonuçta adalet ikinci bölümde geleceğiz. Karma olması gerekirken, ben adalet komisyonu üyesiyim. Benim olmam gerekirken sadece Anayasa Komisyonu'na kurulu bir komisyonda ve tartışılmadan. Dokunulmazlık fezlekeleri hani karma komisyonunda görüşülüyor ama anayasa değişikliği önerisi olduğu için Anayasa Komisyonu'nda hani görüşülüyor. Teknik olarak karma komisyona gitmiyor. Hani ama aslında topyekun bir şey olduğu için mi? Ama yani işte hayır, anayasa değişikliği olduğu için, anayasa değişikliği önerisi olduğu ama için. Ama zaten bizim itirazımız da orada. Yani anayasa değişikliği sonuçta bu bir cezai işlem. Yani şu anda geçici maddeyle şu an geçici maddeyle aslında cezai bir işlem yapıyor. Yani sonuçta üstelik eşitliği de göz ardı ederek savunma hakkını düşündüğünüzde. Tabii 85'li yani, askıya alıyor zaten gerekçesinde çok açık. Gerekçesinde çok açık hukuka aykırılıklar var. Yani bir kere yargı yolunu kapatan,
savunma hakkını kısıtlayan, komisyon kurulum şeklini dahi değiştiren olağanüstü bir şekilde yapıldı aslında. Anayasa Komisyonu yani bence yargıya gittiğinde yani ihlale dönecek bir oluşumdur. Çünkü savunma pozisyonu çok önemli. Yani orada bazı kriterler var. AİHM'in de bazı kararlarında bu net vurgulanıyor aslında. Yani orada gerekli ortamın hazırlanması, savunma pozisyonları, kurulumun adil olup olmadığı, evet, yargı yolunun açık olup olmadığı, bütün bunlar değerlendirildiğinde orada apaçık bir hukuka aykırılığı zaten görürsünüz. Yani dolayısıyla da o şiddet ortamında yapılan planda bir mesajdı. Yani oradan bir mesaj veriliyor. Topluma bir algı yaratılıyor. Yani 7 Haziran'dan sonra başlatılan şiddet ortamı, bu kadar bombaların patlatılması, bu kadar insanların hayatını kaybetmesi, bu kadar gözaltı, bu kadar HDP bürolarına baskınların yapılması, yakılması, bu da onların son noktasıydı aslında. Yani dışarıda yani aylardır yaptıkları şeyin bir benzerini mecliste de yapmış oldular. Orada sadece HDP'li milletvekilleri açısından değil aslında tüm hakkında dokunulmaz dosyası bulunan tüm milletvekillerinin, tabii, savunma hakkı yani dediği gasp edildi. Alıyor. Aslında yani şu çok hani önemli. Anayasa Karma Komisyonu'nda ve Meclis Genel Kurulu'nda, Hazırlık Komisyonu'nda ve Meclis Genel Kurulu'nda dosya görüşülürken milletvekilinin mesela süresi yok. Yani tabii saatlerce konuşabilir. Yani hiçbir şekilde kısıtlama yani getirilemiyor normalde. Hakkında dokunulmazlığı kaldırılmak istenen milletvekili. Süresiz konuşacak. Süresiz yani konuşma hakkı var. Aslında o 85. maddenin dediğimiz, evet, o askıya ama tabii çok tartışmalı ve hani yargıya giderse çok farklı sonuçlar çıkabilecek, evet, bir anayasa. Yani 5 dakikayla sınırlandı. Oradaki, evet, komisyon dışındaki. Sizin hakkınızda var mı fezleke? Tabii ki. Hı hı. Yani, HDP'lilerde olmayan çok az, çok galiba, az var. Yani, evet, büyük çoğunluğu bize ait zaten. Tabii. Yani fezlekelerin. Kaç sizden kaç milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırılmak isteniyor şu anda? Yani çok 50, az. 41'di 40, galiba. En son küsür, gelen şeylerde 40. Yani çok az arkadaşın fezlekesi yok. Ya onlar da şu arada gelebilir yani. Çünkü böyle bir tehlikesi de var. Yani sonuçta bir yasanın çıktığı, evet, güne kadar 50'si HDP sürede. Yasanın çıktığı güne kadar ki süreye onu, kadar ne var ne yok toplayıp fezlekeleştirip gönderebilirler. Onu, böyle bir durum da var onu yani. Onu değiştirdiler. Çünkü şeyde, hızlı bir şekilde şu anda, evet, fezlekeler onu, geliyor ama. Yürürlük maddesiyle. Yürürlük maddesi değil de ikinci maddede yasanın yürürlüğe girdiği tarihe kadar işte Başbakanlığı, Adalet Bakanlığı, Meclis Başkanlığı'na gelen dosyalar şeklindeydi ilk verdikleri öneride. Onu komisyonda Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildiği tarihe kadar olan dosyalar şeklinde. Yani daha şeklinde da uzattılar. Yok, uzatma değil. O, şöyle aslında eğer referanduma giderse öneri 3 ay sonra yapılacak atıyorum. Şey, diyelim ki Mayıs'ta, 18 Mayıs'ta ikinci turda referandum aralığı çıktı ve referanduma götürülmesine karar verdi Cumhurbaşkanı. O zaman işte Haziran, Temmuz, Ağustos'ta ancak referanduma gidilebiliyor. Hı-hı. Biraz sınırlama getirdiler ama oradaki sınırlamanın perde arkasında hani paralel hala kaygısı var. Hani hakim ve savcılardan hani sürpriz AKP'lilerle ilgili tabii ki dosyalar gelirse gibi bir kaygıları olduğu için onu Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildiği tarih olarak değiştirdiler. Yani o referanduma giderse o süreçte o araya kadar geldi gelmez zaten. Benim de tabii bir tane o arada geldi. Tabii tabii. Komisyon öncesi geldi. Zaten, hızlı hızlı. Evet. Birçok hayır sizinle 2000 ilgili geliyor zaten, evet, de o zamana kadar kaydırıldı. Yani 2012'den olan yani dosyalar da geldi mesela o dönemde. Aslında tabii şu anda komisyon öncesine kadar zaten çoğun yani zaten yeterince var yani. Var, evet. Bizim genel başkanlardan tutun da diğer bütün hepimizin yani var bu noktada da 139 milletvekili hakkında şu anda mecliste bulunanlar ama Adalet Bakanlığı ve Başbakanlık'ta bekleyen dosyaları yani oraya gelen dosyalar bilmiyoruz sayısını. O sayılarla beraber bu sayı daha değişiyor da artacak. 500 tabii küsürdü en son. Tabii. Yani bu 600, şu anda kaça vardı bilmiyorum yani. Toplam 619 evet fezleke dosyası var. Evet. Bunun 27'si AKP'li, evet, 51'i CHP'li, 50'si HDP'li, 7'si MHP'li, biri de bağımsız diyor. İlk anayasa yani önerisini verdikleri zaman sizinle ilgili 41 dosya vardı. Evet. 50'ye çıkmış. Yani evet, onu demeye çalışıyorum. Evet. Yani hızla dosyalar gönderildi ve dosyaların da tamamı konuşmayla ilgili. Hatta evet sizden Meral Danış Beştaş dedi ki, savcılar öyle talimatla, evet, öyle hızlı hareket ediyor, aynen, ki
şeyde tarihi bile yanlış atmışlar. Evet, ileriki bir tarih atmış. Ağustos 2016 tarihi hatırlıyorum. AKP'nin de 22 idi galiba. O da 20 onlarla evet, 25 evet, tane gelmiş. Evet, 27 evet. olmuş. Evet. İsterseniz şimdi kısa bir ara verelim. Daha sonra tartışmamıza hem de biraz bu olası hükümet, başbakan bu yönde de devam edelim. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Tekrar iyi akşamlar. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Konuklarım HDP Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat ve Cumhuriyet Gazetesi Ankara Parlamento Muhabiri Emine Kaplan. Emine, şimdi yeni başbakan için yani 22 Mayıs'ta AKP Kongresi'nde yeni AKP lideri ve dolayısıyla başbakan için çeşitli senaryolar var. Evet, çok iddialı. 3B senaryosundan söz ediliyor. İşte Bekir Bozdağ, Binali Yıldırım, Berat Albayrak. Cumhurbaşkanı damadı seçer mi? Ya da hangi olasılık daha güçlü? Ne dersin? Valla şimdi şöyle, tabii Cumhurbaşkanı'nın etrafında hani bir danışma, hem bir danışman kadrosu var, hem de partide hem genel merkezde hem de parti grubunda ve milletvekilleri arasında hani çok yakın çalıştığı, ona çok yakın isimler var. Şimdi burada tabii yeni seçilecek ya da yeni işaret edilecek, Cumhurbaşkanı'nın işaret edeceği genel başkanla ilgili profille ilgili de tartışmalar var. Hani düşük profilli mi olacak, zayıf profil. Hani düşük profil denince de biraz tepki gösteriyor. Son dönemde hani düşük profil, niye düşük profil olsun şeklinde. Şimdi tabii burada sanıyorum hani herkesin beklediği, yani Davutoğlu gibi bir isimle bile hani 20 ay geçtikten sonra yollarını ayırabiliyorsa hani genel başkanlık olarak, hani yeni gelecek olan ismin Cumhurbaşkanı'nın hani sözünden çıkmaması, her istediğini yapması, birebir hani her konuda alacağı, hükümetin alacağı ya da genel merkezin, partinin alacağı her kararda bir kere onun görüşünü sorması ve onun onayını alması gibi bir tablo ortaya çıkıyor. Aslında bu durumda hani Binali Yıldırım mı olmuş, Berat Albayrak veya Bekir Bozdağ mı olmuşun hani bir önemi kalıyor mu? Hani tartışılabilir. Çünkü sonuçta seçilecek olan isimler de Cumhurbaşkanı'yla nasıl bir çalışma yürüteceğini aslında hani baştan belli kurallar. Hani dediğim gibi hani Cumhurbaşkanı'yla birebir uyumlu olacak. Her konuda onun onayını alacak falan. Nazlı Hıcak bu konuda diyor ki kimin olacağı önemli değil diyor. Düşük profilli ve kişiliksiz bir aday aranıyor. Evet. Yani orada tabii şöyle bir şey var. Yani bazen şimdi ilk gün hani Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Davutoğlu ile Erdoğan arasındaki görüşmenin olduğu gün Binali Yıldırım konusu ağırlık olarak hep zaten öndeyim, gündemde vardı. Hatta işte daha önce 12 Eylül 2015'teki kongre sırasında hani Binali Yıldırım için imza toplanmıştı ve aslında o en büyük, hani birinci en büyük krizdi Davutoğlu ile Erdoğan arasında. Orada tepki koyamadı, tavır koyamadı aslında. Bugüne gelmesinde biraz da Davutoğlu'nun bu tavrı etkili oldu şeklinde değerlendirmeler var. Burada Binali Yıldırım sanki parti içinde daha çok ağırlık olarak konuşulan bir isim. Neden? İşte daha önce Ahmet Davutoğlu ve Binali Yıldırım çıkmıştı anketlerde. İşte istişare toplantılarına, milletvekillerine ve MKYK üyelerine sorulduğunda. Şimdi artık yani Ahmet Davutoğlu madem gitti, hani daha önce Binali Bey'in ismi gündemdeydi, onun hakkı, onun olması gerekir diyen bir kesim de var. Bekir Bozdağ isteyen de bir hani kesim var. Berat Albayrak'la ilgili şöyle bir değerlendirme yapılıyor izleyebildiğim kadarıyla. Şimdi kabineye girdi Berat Albayrak Cumhurbaşkanı'nın isteğiyle ki orada Davutoğlu'nun da rezervi vardı aslında. Belki bir parantez açmak gerekiyor. Bu noktaya gelinmesinde, Davutoğlu ile Erdoğan arasındaki kopmanın bu noktaya gelmesinde 1 Kasım'dan sonra hükümetin oluşumundaki sıkıntılar da vardı. Bu isimlerden biri de Berat Albayrak'tı. Berat Albayrak kabineye özellikle ekonomi yönetimi için ismi geçiyordu ama burada Davutoğlu'nun vetosu vardı ve
Ne oldu? İşte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı oldu. Ama partide, en önemli icracı bakanlıklardan tabii, birisi. Ama ekonomi için aslında düşünülüyordu. Burada Berat Albayrak'la ilgili damat olması nedeniyle bu biraz aleyhte olabilir şeklinde değerlendirmeler var. Neden? Bir kere damat Ferit gibi bir benzetme yapılacak. Yani yeni gelecek olan hükümet, 65. hükümet olacak bu. Damat Ferit gibi benzetme yapılacak ve muhalefet hep buradan vuracak hükümeti şeklinde bir değerlendirme var. O yüzden tabii bilemiyoruz hangi ismi seçecek ama Berat Albayrak'la ilgili 3 isim arasında geçse bile Binali Yıldırım sanki bir tık daha önde gibi gözüküyor. Ama hani tabii son değerlendirmelerde parti yöneticileriyle ve danışmanlarıyla görüşmelerinde nasıl bir sonuca varacak bilmiyoruz ama Berat Albayrak'la ilgili bu şekilde dezavantaj sıralandığı için sanki Binali Yıldırım biraz daha önde gibi geliyor ama dediğim gibi hani bu ne kadar önemli. Sonuçta üç isim arasında aslında hani hükümetin politikaları ve genel merkez kararları açısından tamamıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan tek belirleyici olacağı için sadece başbakan aslında bakanlar arasında koordinasyon sağlama gibi bir görev düşüyor. Aynı şekilde parti açısından da. Ama bu durum Cumhurbaşkanlığına yetiyor mu? Bence yetmiyor. Çünkü sonuçta ne kadar düşük profilli olursa olsun mutlaka bazı konularda insanoğlu sonuçta hani içinde kendi hırslarını, siyasi hırslarını barındıran, onur ve hani gurur olan varlıklarız. Sonuçta bir noktaya geldiğiniz zaman hani orada ters düşebilirsiniz veya siz belli bir görüşü savunurken karşı tarafın bunu dayatmayla hayır efendim böyle yapacak şeklinde bir zorlamayla yapması durumunda bundan alınabilirsiniz, gücenebilirsiniz. Hani ne kadar uyumlu olursa olsun, ne kadar bir biat kültürü olursa olsun partide bence hani ilerleyen süreçte mutlaka olacak. O yüzden zaten bu başbakana çok yetmiyor ve Cumhurbaşkanı'na yetmiyor. O yüzden de illa da başkanlık sistemi istiyor. Başkanlık sistemi olmazsa sonuçta bir parlamentoda bir aritmetik var, sandalye dağılımı var. Bu çok mümkün değil. Belki de partili cumhurbaşkanlığı için de bir seçenek olarak değerlendiriliyor olabilir. O zaman İllaki başbakan istiyor. Nasıl olacak? Şimdi cumhurbaşkanı parti başkanı olacak, başbakan. Şimdi orada aslında çok 2-3 maddelik bir anayasa değişikliğiyle işte o 104. maddedeki cumhurbaşkanı seçildiği andan itibaren partiyle ilişiği kesilir ifadesi çıkarıldığı zaman aslında çok garabet bir hani seçenek. Hukukçular da sanıyorum benzer yönde yorumlar yapacaktır. Hem Cumhurbaşkanı olacak hem partinin genel başkanı olacak. Parti bir yandan da tarafsız olması gerekiyor yani, makam itibariyle. Evet. Yani öyle bir garabet olacak. Tabii burada şöyle de bir durum var. Hep biz yani birinci parti olursak gibi düşünüyorlar. Şimdi düşünün ki partili Cumhurbaşkanı hem partinin genel başkanı olacak ama diyelim ki bir seçim oldu. Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılmış, bir erken seçim oldu ve Cumhurbaşkanı'nın genel başkanı olduğu parti muhalefete düştü diyelim. Ve muhalefet partisi tek başına iktidara geldi. Düşünün ki Cumhurbaşkanı muhalefet partisinin genel başkanı ve o şekilde meclis görüşmelerine katılacak. Yani öyle garabet bu durum ki. Sıkıntılı. Evet, hukukçu olarak siz. Yani ben ondan önce şeyin yere ek yapmak istiyorum Emine Hanım'a. Şimdi bu bahsettiğiniz üç isimden ziyade Efkan Alay'la İsmet Yılmaz'ın da adı geçiyor aslında. Tabii tabii, çok isim geçen yani var. Yani isimlerin, yani Efkan Alay'ın hani yıllardır kendisinin müsteşarlık zamandan itibaren çalıştığı. Sır küpü zaten, sır öyle küpü, de deniyor. Yani çok özel Erdoğan'ın bir ilişkilerinin olduğu söyleniyor. Yani bu noktada isim tartışmaları var ama burada İsimlerden ziyade artık bu kişilerin güdeceği siyaset çok önemli. Yani kim olursa olsun, yani sonuçta bu noktada anlaşacaklar. Yani o biat kültürüne, sonuçta bizim baştan itibaren tartıştığımız başkanlık sistemine doğru giden yolda sıkıntı yaratmayan, en az sıkıntı yaratacak ya da hani bu noktada toparlayıcı, kolaylaştırıcı bir etkisi olacak kişi olacak. Yani sonuçta evet, bu net bir şey. Ama biraz da bu süreçte izleyip görecekler de. Yani toplumun tepkisi çok önemli. Yani bu hafta özellikle ayın 16'sına kadar muhalefetten, toplumun çeşitli kesimlerinden var olan bu hukuksuzluklara verilecek cevap çok önemli.
Yani sonuçta Davutoğlu cephesinden de böyle. Yani evet, yani bir anda 4 Mayıs'ta görevi sonlandırıldı. Memleketine geri gitti. Yani sonuçta bu çok ciddi bir şey. Yani hem o cepheden hem dokunulmazlıklar nezdinden, muhalefet cephesinden, HDP, CHP'si, yani toplumun bir bütünen bu hafta biraz tepkisinin çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Yani biraz izleyeceklerdir de, yani bu hafta bazı gelişmeleri, tepkileri, tartışmaları izleyecekler. Yani biraz geçiş sürecini yaşıyorlar. Peki aslında. Peki siz erken seçim öngörüyor musunuz? Yani AKP düşünüyor mu ya da Cumhurbaşkanı, AKP demeyelim. Ya Cumhurbaşkanı'nın kafasında seçim. Tabii ki dediğimiz gibi, yani başkanlık sistemi olduğu için, yani ki başkanlık sistemi de korkunç bir durum. Yani şu anda başkanlık sistemini deneyip de başarılı olan bir ülke yok. ABD'de biraz daha iyi götürülüyor sadece. Ama o farklı. Ki o da şeyi farklı. Sistem olarak denge şeyi. Onu çok dengeleyen şey. Bariyerler var. Evet. Lobiler çok güçlü Amerika'da. Yani bunların dolayısıyla da başkanı giden yolda bir sürü engelleyici, dengeyi gözeten kurumlar var, yerler var. Yani sonuçta Latin Amerika ülkelerinde ve diğer ülkelerde başarısızlıkla sonuçlanmış başkanlık sistemi. Yani Türkiye'de olası bir başkanlık. Bizimki biraz padişahlık. Daha kötüsü herhalde. Olacak. Yani sonuçta onlardan da daha kötü olacak. Çünkü biz bunu nereden biliyoruz? AKP'nin hem 14 yıllık pratiğinden hem de meclisteki pratiğinden biliyoruz. Yani çıkardığı yasalardan, yürütmeyi güçlendiren, işte demokrasiyi uygulamayan, şiddeti her ortamda yaratan. Yani sonuçta bu hakim ve savcılara teslim edilecek. Yani bu dosyalarımızdan tutalım da işte gelecekteki yargıyı düşünemiyorum bile. Yani düşünün, yürütmeye bağlı. Kuvvetler ayrılığını yitirildiği bir Türkiye'de kaos olacaktır. Yani bırakın başkanlık sistemini, biz darbeler döneminin en kötüsünü yaşayacağız aslında. Yani hiçbir yaşamın hiçbir alanında hukuka dair, demokrasiye dair hiçbir noktada güvence kalmayacaktır. Yani dolayısıyla da erken seçimde bir olasılık tabii ki. Yani bunu cebinde tutan zaten söyledi de, yani kendisi de, kendi çevresi de. Yani bunu bir yerde tutuyor. Yani 7 Haziran'dan sonra hiçbir şey yokken bu ülkeyi seçime götürüyorsa, yani sonuçta bu süreçte de güçlü gördüğü anda yani seçime götürebilir. Ama şu anda riskli bir dönemdeler. Yani özellikle bölgede yaşananlar, Sur'da, Cizre'de, Silopi'de yaşananlar, ki hala devam ediyor. Yani onlar açısından da bir sıkıntı. Seçimin sonuçlarına çok güvenemiyorlar şu aşamada. Dolayısıyla da onu hemen erken düşünürler mi bilemiyorum. Onu yani düşünmeyebilirler şu an. Emine, sen ne dersin? Ama bu bir plan olarak, B planı olarak bence bir kenarda duruyor. Tabii ki istedikleri sonucu alamadıklarını gördüklerinde, ki özellikle dokunulmazlıklarla ilgili durumda bunu biraz görecekler. Yani dolayısıyla da referanduma kalırsa, referandumun sonuçları, yani o döneme bakıp biraz karar verilecek gibi bir soru gibi, bir konu gibi geliyor bana. Peki Emine, hem bu erken seçim olasılığı gözüküyor mu, hem de dokunulmazlıklar mecliste referandum aralığında çıkarsa Cumhurbaşkanı referanduma götürür mü? Götüreceğini zaten mesajını vermiş. Nerede verdi? Hayır, çıksın diye bir taktik olabilir mi? O da olabilir ama şöyle de bir şey var. Şimdi Cumhurbaşkanı en son milletvekilleriyle, gruplar halinde komisyon üyeleriyle bir araya geliyor ya, işte en son... ne zaman yaptı? Geçen birkaç gün önce milletvekilleriyle sarayda bir toplantı yaptı. Şimdi orada referanduma eğer 330 ve 367 arasında referandum alanında kabul edilirse onun mesajını veriyor zaten. Artık onu daha rahat dillendiriyor. AKP'liler de aynı şekilde, parti yöneticileri de aynı şekilde daha rahat dile getiriyorlar. Hatta şöyle bir ifadesi var. Hani Fire, CHP'den Fire olabilir, hani destek vereceklerini söylediler ama hani gizli oylamada CHP destek vermeyebilir deyince bazı milletvekilleri, orada şöyle diyor, aslında AKP'li milletvekillerinin de orada bir uyarı var. Diyor ki daha önce diyor parti kapatmayla ilgili anayasa değişikliği önerisi reddedilmişti. Evet. Bizden de, hani AKP içinden de fireler çıkmıştı. Ben çok üzüldüm o zaman. Şimdi böyle bir tablo oluşmamalı. Eğer hani fire
Tehdit ediyor aslında. Hayır, tabii. Üstü kapalı. Tabii. Hayır verecek olan varsa anlamında hakkımı helal etmem diyor. Yani şimdi milletvekilleri bu tip toplantılar devam edecek muhtemelen bu süreçte. Evet. Yani öyle bir durumda ben hani AKP içinden fire çok olacağını düşünmüyorum. Belli de olmaz. Yani sonuçta biraz Davutoğlu etkeninde farklı bir pozisyona sokabilir milletvekillerini. Erken seçimle ilgili... Peki acaba kapalı şeyi de Kur'an üzerine yemin ettirirler mi? Yok, hayır. Yani belli olmaz pek, çünkü bu tür şeyler çok oluyor AKP'de. Bilemiyorum yani. Şimdiye kadar bir şey öyle bir şey denemediler ama hani deneyebilirler. Sonuçta her şey denenebiliyor Türkiye'de maalesef. Erken seçimle ilgili biraz konjonktüre bakacaklardır diye düşünüyorum ben de. Hani biraz gelişmelere, hani MHP'deki durum ne olabilir? Kongre yapılır mı, yapılmaz mı? Kongre yapılırsa Bahçeli yerini koruyabilir mi? Meral Akşener veya diğer adaylardan birisi. Hani genel başkan değişimi olur mu? Yargıtay'ın kararını bekliyorlar. O konuda evet. Çok önemli ki başvuruları olmuş. Yani bir an önce Yargıtay kararını vermesi üzerinden. Evet. Oradaki gelişmeler çok önemli. Yani konuştuğumuz zaman hani kesinlikle erken seçim hani olmayacak diyorlar. Ama tabii siyaset farklı bir şey. Farklı bir boyutta her zaman tartışılıyor. Eğer hani anketleri çok önemsiyorlar. Kamuoyu yaptırdıkları kamu. Hem parti yapıyor hem saray kendisi anket yaptırıyor. Eğer orada hani işte o anayasa tek başına anayasayı değiştirecek bir çoğunluğa ulaşabileceklerini görürlerse orada hani MHP'nin baraj altında kalması, HDP'nin baraj altında kalması gibi hani değişik senaryolar da konuşuluyor. Hani eğer öyle bir durumu görürlerse hani erken seçimi de düşünebilir ama benim konuştuğum ya da gözlemlediğim, izleyebildiğim kadarıyla AKP kulislerinde hani seçimin üzerinden daha çok kısa bir zaman geçti. Hani o yüzden hani kısa zamanda bir seçimi de hani seçmene de anlatmak da çok kolay değil diyen de var. Yani tabii orada biraz belirleyici olacak olan kişi yine Cumhurbaşkanı Erdoğan olacak. Yani partinin de çok bir bundan sonra bir hani yeni genel başkanın ya seçime de gitmeyelim deme lüksü olmayacak maalesef. Nezgin Hanım, şimdi dokunulmazlıklar işte 16'sında galiba. 16'sında ilk tur, 18'inde ikinci tur. 18'inci ikinci tur. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu biz evet diyeceğiz dedi. Hatta onu söyledikten sonra farklı şeyler de söyledi. Şimdi Kılıçdaroğlu bu hatta itiraz eden oldu milletvekilleri arasından. Tabii. Açıklama yaptılar. Tabii. Evet demeyeceğiz. Ama şimdi dediler. Önceki günde belediye başkanları toplantısında bu evet diyeceğiz açıklamasını unutmuş mu ya da nedir? TBMM'de bir tiyatro oynanıyor. Tiyatronun adı Dokunulmazlık Tiyatrosu. Emin olun hayatımda bu kadar saçma bir şey görmedim diyor. Evet. Yani CHP'de çok fire olur mu ya da niye böyle bir karar verildi? Hani ana muhalefet partisi burada bir yandan anayasaya aykırı bir değişiklik teklifi diyorlar. Hem AKP'nin çok istediği Cumhurbaşkanı'nın elini güçlendirecek, elindeki kozu güçlendirecek bir şey. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Ya bu aslında CHP'nin 100 yıllık çelişkisi diyelim. Yani sonuçta evet bu noktada AKP'nin yani biz bu eleştiriyi başka arenalarda da yaptık, yerlerde de yaptık. Yani muhalefetin çelişkili tutumu, siyasetteki tavrı, özelde Kürt meselesindeki çelişkileri. Yani bu duruşunun yani pragmatist bir duruş sergiliyor CHP sürekli mecliste. Yani burada da böyle bir kaygıyla hareket edildi. Yani sonuçta kendi içindeki milletvekillerinin birçoğu yani hem görüşmelerimizde hem kendi açıklamalarında böyle bir şeye asla evet demeyeceklerini dile getirdiler. Yani sonuçta CHP'nin kendi söylemiyle çizdiği çizgiye, manifestosuna aslında en uygun olan tavrın hayır denmesidir. Ama yani işte dediğim gibi siyasetteki pragmatist kaygılar, kendi seçmeninin özellikle ulusalcı kesimden gelen seçmenini kaybetme. Memnun etme. Evet, memnun etme. Dolayısıyla da olası MHP'den kopmuş bir kesimin tekrar CHP'ye belki kanalize edilmesi ya da AKP'dekilerin tekrar CHP şemsiyesi altında hani bir buluşmayı sağlaması adına pragmatist bir
yaklaşımla aslında böyle ama bir açıklama yaptı. Kendi kitlesi de buna tepkili. Ama işte büyük bir tepki aldı. Dediğim gibi sonuçta yani gerçekten bu dokunulmazlıklar sadece HDP'ler, evet HDP'li vekiller üzerinde kurgulandı ama yani anayasaya aykırılığı, hukuka aykırılığı çok net olan bir geçici madde, bir uygulama, bir tarz zamanlaması, işte yürütme şekli, işte yürürlükte olacağı zaman hedeflediği vekillere baktığımızda yani bunun Erdoğan'ın istemi doğrultusunda yapılmış bir siyasi katliam olarak görülüyor aslında. Bu kabul görülen bir şey. Dolayısıyla da CHP böyle bir Kılıçdaroğlu bir açıklama yaptı. Komisyonda da çelişkili açıklama yaptılar. Yani dolayısıyla da biz de bunu çok anlamadık dedik. Yani bizim siyasi vizyonumuz buna yetmiyor. Yani bu insanları yani işte, evet mi? Hayır, en sert eleştirilen onlardı ama. Yani şimdi gerekçeyi açıklarken bunun sonunda bir hayır gelmesi gerekirken evet, o gerekçenin evet, sonunda bir evet geldi. Yani biz evet böyle böyle doğru hukuka aykırı olmaması gerekir. HDP ile aynı eleştirileri yapıp en sonunda ama, evet, ama biz evet diyeceğiz. Yani gerçekten çok çelişkili bir durumdu. Yani CHP açısından, seçmeni açısından, ana muhalefet partisi olmaları açısından, çizgisi açısından yani anlaşılır bir durum değildi. Yani bizler de eleştirdik ve bu konuda çok ciddi tepkiler aldı CHP. Ama Ankara Milletvekili Murat Emir şunu söylemişti. Ha? Biz AKP içinden buna hayır diyenlerin çok olacağını düşünüyoruz. Evet. Biz korkmuyoruz. Orada bu nasıl olsa geçmeyecek. Evet. Bu yani gerekçe, bu konuda hala o sesler çıkıyor. Yani çoğunlukla işte biz parti grupları biliyorsunuz karar alamıyorlar. Evet. Bu değişiklikler noktasında parti grubu alınamıyor. Herkes vicdani kanaatine göre o gün mecliste oyunu kullanacak. Gizli oyla yapılacak seçim sonuçta. Yani bu noktada CHP'de böyle bir zikzaklı duruş sergilendi. Yani her görüştüğümüz, her konuştuğumuz ya da kendilerinin açıklamaları hani bunun doğru olmadığı, hayır denmesi gerektiği noktasında ama CHP işte Kemal Kılıçdaroğlu da aslında sizin de okuduğunuz gibi yani bir dönüş yapmış gibi duruyor. Yani bu noktada ilk açıklamasından ziyade biraz daha parti içinde de biraz tartışma ve tepkiler olunca galiba değiştirebilir mi peki? Ya ilk açıklaması aslında şöyle bir şey. Şimdi her parti ben şöyle gördüğüm kadarıyla işte evet vereceğiz veya hayır vereceğiz diyor. Aslında hani milletvekilinin kendi vicdanıyla oy kullandığı için o kapalı kabinde aslında hani anayasa çok açık zaten. Hani grup kararı alamıyorsunuz bu konuda ve milletvekilleri o kabinin içinde kendi vicdanına göre hani oyunu veriyor. Aslında burada hani evet vereceğiz veya hayır vereceğiz demek de bir suç, anayasal suç. Evet. Hani oradan bakıldığı zaman. CHP'de tabii gizli oylama olduğu için. Tabii gizli oylama olduğu için. Yani soruşturma komisyonları da aynı şekilde. Hani orada da mesela grup kararı alınamıyor. Burada CHP içinde Kılıçdaroğlu'nun destekleyeceği sözü hem parti tabanında hem de milletvekilleri arasında tabii ki çok tepkiyle karşılandı. Yani tabii bilemiyorum Kemal Kılıçdaroğlu'nun o açıklaması bir dönüşün işareti midir? Yoksa hani öylesine söylenmiş ya da milletvekillerinin tepkisini biraz yumuşatmaya dönük bir açıklama mıdır bilmiyorum. Ama zaten gizli oylamada kimin ne oy vereceğini bilemediğiniz için CHP'den ben çok çok sayıda bir destek çıkacağını düşünmüyorum. Çünkü açık açık milletvekilleri hayır oyu vereceğiz şeklinde açıklamalar yapıyorlar. Burada eğer geçerse zaten anayasa değişikliği dokunulmazlıklarla ilgili AKP ve MHP'nin aslında hani desteğiyle oyuyla geçecek. O da hani 367'nin üzerine çıkmaz ama sonuçta referandum. Evet. Ya bu Can Dündar meselesi de var tabii. Yani sonuçta ona yani adliye önünde Ulu Orta İstanbul'da adliye binasının kapanışta diyecektim önünde, ona da gelelim evet. Önünde yani sonuçta mahkemenin karar vereceği gün yapılan bu saldırı yani sıradan herhangi bir saldırı değil. Yani aslında çok ciddi bir şey. Yani burada bir döneme de işaret ediyor. Yani biz bir taraftan dokunulmazlıklar kaldırılırken bir taraftan sıkı sokağa çıkma yasakları, hala cenazeler adli tıpta, morglarda bekletilirken bu kadar sıkıntı, bu kadar ölüm, bu kadar gözaltı.
dururken bir taraftan da bir gazetecinin, Can Dündar'ın orada silahlı saldırıya uğraması bir döneme işaret ediyor aslında. Yani her açıdan yine karanlık günlerin geldiği bir tehdittir. Cumhurbaşkanı'nın yeni tehdittir. Türkiye'si bu mu? Yeni Türkiye'den söz ediyorlar ya. Şimdi yeni Türkiye, yani epeyden beri yeni Türkiye diyorlar. Ben bundan sonraki süreci için daha umutsuzum aslında. Yani çünkü şimdiye kadar yine bir şekilde tabii Başbakan Davutoğlu'nu hani savunuyor gibi bir konuma düşmek istemem ama bir şekilde hani bazı konularda bir hani fren yapma, işte biraz daha yumuşatma şeklinde bir en azından işte akademisyenlerle ilgili bir yani tutuksuz yargılanmaları gerekir dedi. Evet, derken çok işte Cumhurbaşkanı yani oradaki ifadesi zaten baştan hükmü vermiş Cumhurbaşkanı. Suçluysa tutuklanacak tabii ki diyor. Daha henüz bir ortada bir suç yok. Yani ortada bir mahkemenin verdiği bir hüküm yokken bile suçluyu zaten baştan ilan ediyor. Şimdi burada baktığınız zaman ne zaman Cumhurbaşkanı ya da AKP'liler birini hedef gösterse, daha önce işte Ahmet Hakan aynı şekilde saldırıya uğradı. Hürriyet Gazetesi'ne yine aynı şekilde saldırı var. İşte en son Can Dündar. Çünkü Can Dündar'a Tahir dönük Elçi olarak... Tahir Elçi de benzer bir... Tabii Tahir şey, Elçi aynı şekilde. Yani açıklama yaptıktan sonra tabii bir süreç başladı ve infazıyla sonuçlandı. Tabii. Yani şimdi siz siyasetçi olarak hani söylemlerinizi, açıklamalarınızı yaparken aslında çok hani... Aslında her parti için, hani her siyasetçi için geçerli bana göre. Yani kullandığınız dil o kadar önemli ki. Yani toplumda sizin taraftarınız olan, hani aşırı bir psikolojik sorunları da olabilir bu tip insanların. Yani hani her sokaktaki her vatandaşın ruh halinin çok iyi olabileceğini kimse hani bilemez. Yani siz birine hedef gösterdiğiniz zaman, yani toplum içinden birisi çıkıp yani kendisine göre bedenip veya işte bilmem kim böyle diyor, işte ben bunu yaptığı zaman kendisini hani mutlu hisseden, tırnak içinde söylüyorum, hani bu da gerçekten çok hani dehşet verici bir durum ama yani burada sürekli hedef gösteriyorsunuz ve bir süre sonra bakıyorsunuz ki o insana bir saldırı düzenleniyor. Yani burada gerçekten çok ama saldırganların ortak ifadesi tabii aynı. Yani böyle planlı olan saldırı, yani politik suikastleri. Hepsi ben kendim yaptım. Yani bu bilinçli bir ifade. Bu sıradan bir cümlecik değil. Yani Can Dündar'a saldıran kişi de çok profesyonel gözüküyor. Tabii ama daha önce zaten ifadesi öyle var. Zaten. Yani, yani ben kendim vatan hainiydi. Yani sonuçta kendisine hani bu dışarıda bir azmettiricinin olmadığı, bir işte hazırlığın yapılmadığı, yani bir hazırlıksız, öylesine bir ani olay. Oysa ki öyle değil yani. Sonuçta orada Can Dündar nezdinde tüm gazetecilere, işte muhalif basına doğruları yazan, dolayısıyla da MİT tırlarıyla ilgili olduğu için bu süreçte, özellikle bu süreçte IŞİD'le AKP ortaklığı noktasında hani toplumda bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Yani şu anda kilise düşen bombalara baktığımızda, roketlere, ki yine düştü herhalde yani dün itibariyle. Yani sonuçta aslında hep medya da öyle kullanıyor, düştü diye. IŞİD tarafından atıldı aslında. Atılan. Hani evet, Selahattin aslında bir savaşta yani. Ne demişti? Ayağa takılıp düşmüyor. Evet, evet, aynen öyle. Yani sonuçta bütün bunlar tartışılırken yani bir organizenin olduğunu söylemeyecektir tabii ki bunu yapan kişi. Yani çok basit, kendim yaptım. Yani daha önceki bu tür dosyalarda verilen ifadelerin aynısı. Yani bunu bilerek veriyorlar. Fakat bu sıradan bir şey değil. Evet, şu anda yani AKP'nin yapmış olduğu topluma dizayn veriyor. Yani toplumun gazetecilik işlemine, öğretmenlerine, akademisyenlerine, avukatlarına, yargıya, yürütmeye, yasamaya dizayn veren pozisyonda Erdoğan. Yani dolayısıyla da herkes, yani her haftada muhtarları toplayıp görüşme yapıyor. Yani bir siyasetçi gibi. Tabii. Sonuçta bu kadar aktif olması gerekmiyor. Yani yani bir parti başkanı gibi sürekli aslında, evet, her hafta birilerini toplayıp onlarla toplantı halinde onlara dizayn veriyor, şekil veriyor, direktif sunuyor, manifesto sunuyor. Yani bütün bunların hepsi, evet, Türkiye'yi bir sisteme doğru götürme çabası. Bunun da adı başkanlık sistemi. Ama bunu yaparken de gerçekten buna karşı duranların biraz güçlü durması, muhalefetin çok ciddi durması gerekiyor. Yani bu noktada bu siyasete prim vermeme adına
güçlü seslerin gelmesi gerekiyor. Eleştirilerin güçlü olması gerekiyor. Bu konuda yani akademisyenlerin açıklamaları çarpıcıydı. Yani Can Dündar'ı söylerken kadının duruşunu da biraz söylemek gerekiyor. Kaç gündür şiddete maruz kalan kadınları izliyoruz. Yani orada gerçekten eşinin duruşu ya, evet, çok takdir edilen bir şeydi, hareketti. Yani milletvekilinin de öyle. Evet. Yani, ama oradaki güvenlik zafiyeti o kadar... Evet. Yani şimdi gazetecileri orada, didik tabii, arayanlar... Evet. İşte giren. 8,5 saat boyunca orada beklemiş ve hani uygun bir anı kollamış yani bugünkü yansıyan haberlere göre. Hı-hı. Şimdi orada Can Dündar'ın eşi ve CHP milletvekili sanıyorum Muharrem Erkek müdahale ediyor ama yani etrafta polis yok. Hani polis sonradan geliyor. Hı-hı. Ve silah elinde eli boş ve istediği aslında hani öldürmek kastı olsa sağa sola hani çok rahat bir şekilde, hı hı, gelişi güzel. Hani sadece Can Dündar veya Erdem Gül değil yani. Çok rahat yani birkaç kişiye boşaltabilir yani şeyi, evet, bütün şarjörü, mermileri. Ve adliye binasının hani, önünde oluyor bütün bunlar. Oluyor. Çok ilginç. Evet. Biz de onu şey yaptık. O silah bulunan eli boşlaydı rahatça, tabii. Hayır, kendisini çünkü tutanlara hatta, da çevirebilir. Yani şöyle tutup şey yapabilirsiniz. Tabii. Hatta bir ara Can Dündar solunda kalıyordu. Şöyle onlar sarılınca şöyle döndü, el boşta yani şeydi, Muharrem Bey'le evet, tutmaya çalışıyordu ama hani kaldırıp çok rahat sıkabilirdi. Peki yani ne olabilir? Güvenlik zafiyeti. Uyarı mı? Zaten kendisi şey diyor hani gördüğüm kadarıyla hani öldürme kastım yoktu. İşte kendisinin açıklamalarını beğenmiyordum. İşte vatan haini olarak görüyorum. Kendisini işte uyarmak istedim gibi. Tabii aslında bu yapılanlar son yaşadıklarımız tamamıyla toplumu bir korkutma, sindirme, baskı altına almanın aslında biraz ufak önce taşları. Senin söylediğin Yavuz Baydar da şey diyor. Yani Türkiye tarihinin en kritik dönemecinde diyor ve hani Davutoğlu üzerinden hani belki daha iyi olabilir, AKP'de kırılma olabilir falan gibi yaklaşımlar var ya. O öyle demiyor. Bundan sonra sertlik. Tabii diyor. Yani daha da sertleşecek tabii. Zaten dikkat ederseniz Davutoğlu hani kongre kararını açıkladıktan bir gün sonra Avrupa Birliği'ne siz yolunuza biz yolumuza dedi. Yani bizim muhalefetiyle ilgili. Evet. Yani artık bu bence daha da sertleşecek. Daha da belki kutuplaşma. İçine dönen bir Türkiye oldu. Tabii. Yani bu süreçte içine dönen, 100 yıllık sorunlarını çözmeyen, İnkar imha politikasıyla hatta geçmişteki politikaların daha da ötesine daha organizeli, daha politik. Yani bunun yasama, yürütme, yargı ayaklarını örerek, kadrolarını da yaratarak aslında yıllardır AKP kadrolarını her alanda yaratmaya çalışıyor. Yani bunu da yaptı. Yani polis akademisinden tutun da yargıya kadar, okullara kadar. Hani düşünün en aşağı birimlere kadar kendi kadrolarını yetiştirme ve görevlendirme noktasında ciddi bir çaba içerisinde. Yani şu an meclis faaliyetlerine baktığımızda AKP'nin istediği tasarı meclise geliyor. Oy çokluğuyla yasalaşıyor, geçiyor. Yani sonuçta bunların arka planına baktığınızda tamamında bir yürütme erkinin aslında, güçlendirilmesi faaliyeti görüyorsunuz. Aslında yani şeyde hep öyleydi ama sadece koalisyon hükümetleri döneminde galiba liderler arasında kriz çıkıyordu ve o yüzden bazı tasarıları kalıyordu, rafa evet, kaldırılıyordu veya hani uzlaşabilirlerse geçirirlerdi falan. Aslında parlamenter sistemin en büyük sıkıntılarından biri de bu. Ama yani AKP döneminde bu çok netleşti. Tabii, çok yoğun bir şekilde. Yani çok yoğun bir şekilde yapıldı. Tasarının ruhuna ve diline baktığımızda ki ben Adalet Komisyonu'ndayım. Yani sonuçta oradaki tasarıları biz alt komisyonlarda tartıştık. Yani muhalefetin hiçbir itirazı, hiçbir önerisi kabul edilmeden yürütmeyi güçlendiren. Yani düşünün o komisyonların oluşum şeklinden tutun da denetimine kadar, yargısal denetimine kadar tamamen yürütmeye bağlı, yürütmeyi güçlendiren, yargıyı zayıflatan bir sisteme doğru gidildiğini zaten görüyorsunuz. Son iki dakikamız var. Son sözleriniz varsa eklemek istediğiniz Emine Sen. Önümüzdeki dönem tabii bu yaz epey hareketli olacak gibi gözüküyor. 22 Mayıs'taki kongrenin hani çok bir şey değiştireceğini düşünmüyorum ben ama ondan sonrası için yani seçilecek yeni genel başkan, işte başbakan da olacak, yeni bir hükümet kurulacak. Yeni hükümet de zaten artık tümüyle Erdoğan istediği gibi olacak çok büyük bir ihtimalle. Hı hı.
Ama ondan sonra dokunulmazlıklar, anayasa değişikliği, referanduma gider mi gitmez mi, erken seçim senaryoları, bu yaz epey belki tatil, bilmiyorum, hani meclisin de çalışması gündeme de gelebilir. En azından gazeteciler açısından tatil yok. Öyle gözüküyor. Evet. Bizim açımızdan maalesef sizin diyelim. Sizin de son hemen ya ben bir unutmadan öncelikle bugün Anneler Günü. Ben de kabarışta. Bizi izleyen tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum. Aslında emekçi annelerin diyelim. Evet. Tüm anneler. Ben tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum. Acı çekmedikleri barış içerisinde. Gözyaşı dökmedikleri Taybet Ana şahsında özellikle sembolleşen tüm kadınları da buradan anmak istiyorum. Evet, bu dönem önemli bir dönem. Özellikle bu hafta biz irademe dokunma kampanyası çerçevesinde HDP olarak yapılan bu hukuksuzluğa karşı dur demek adına bir dizi program yapacağız. Her yerde, her şehirde buna ilişkin çalışmalarımız olacak. Tamam, cümlenizi bitirin. Evet, dolayısıyla da barış ve demokrasinin hakim olduğu bir gelecek hayaliyle ben de tüm emekçilere selamlarımı sunuyorum, başarılar diliyorum. Siyaset sahnesinde de demokrasinin adım attığı dokunulmazlıkların aslında bu noktada belki de en tartışmalı olan konunun bir an önce geri adım atılarak, yani bu da muhalefetin, hı hı, ve buna dur diyenlerin vicdani kanatlarına göre hareket ederek dur diyecekleri bir sürece girmeyi umut ediyorum. Teşekkür ediyorum, evet. Ben de süremizi aştık. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Sevgili izleyiciler, ben de buradan tüm emekçi annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum. Annelerin ağlamadığı, barışın egemen olduğu yeni dönem dileğiyle iyi akşamlar, hoşça kalın, hayatta kalın.